Yo. Evet, konuşsana bir. Ses, deneme. Konuş bakayım. Evet, 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 evet. Evet. Arkadaşlar, Tapınağın bir diğer, Tapınak serisinin bir diğer bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Enes'le beraberiz. Enes benim... Hamza, hoş geldin. Ne haber? Evet, Enes benim online coaching'deki yegane öğrencilerimden bir tanesi. Kendisi disipliniyle zaten ilk zamandan beri beni hep şaşırttı. Kaç sene, bir sene olmuş mudur çalışmaya başladın? Ben de tüm her şeyin resimleri var zaten. Her hafta pazar attım. Şiitlerin resmi orada var. Kaç hafta olmuş? 50 haftadan fazla olması lazım. Yani bu bile zaten bir disiplin göstergesi. Adam yani ilk bana kayıt olurken ki attığı fotoğraftan bu pazar günü, yani her pazar günleri çekini oluyor, pazar günleri oluyor. Pazar günlerine kadar ki bütün çekinlerin fotoğrafları var. Duruyorum. Aslında yani 56 tane fotoğrafı şu an hızlıca geçirebiliriz. Evet. Ama ben ilkiyle sonuncusunu koymak istiyorum. Aradaki değişim görmeniz için çok özverili oluşu, takıntılı oluşu. Aslında birazcık evet. Takıntılısın. Ya biraz ama onu bırakmam lazım da en azından biraz ağza indirmem lazım. Çünkü bana zarar verdiğini fark ettim. Bu yaşlarda herkes takıntılı oluyor. Ha, evet. Bayağı seninkisi, fazlaydı. Evet, seninkisi... Bir tekrar falan düşünce mesela antrenmanda gün boyu... Biri soruyordu, abi bir tekrar düşün, ne olacak falan böyle sanki... Hani köyü, çok bir şey olmuş gibi. Ev yanmış gibi böyle, abi bir tekrar düştü falan. Diyet konusunda keza zaten hani... Bir diyet deneyimimiz oldu zaten. Aynen. Onda da bayağı bir, kaç, 4 ay falan sürdü. Orada hiç ne bozdu, ne etti, bir kere bile yani... Çalışıyordu falan filan böyle garip garip yorgunluklar seviyesindeyken bile hiçbir fire vermedin. İşte burada asıl bahsetmek istediğim hani onun bu şekilde aslında bu kadar disiplinli oluşu, sonuç alışı, ona değişimi getiren şey. O yüzden hani burada benden ziyade aslında onun emeği daha fazla. Senin emeğin de çok abi. Bir de aynı zamanda kendisi bir de şey yani şeyi de takip ediyorsun birazcık. Tutkun yani bu çok anlaşılıyor evet. Tutkun olduğu. Yani mesela şey falan işte kendi kendini araştırıyorsun, ediyorsun. Evet. Ne bileyim antrenman yapışın, verdiğin efor seviyesi falan çok evet. Yüksek. Mesela bunlar işte kendi içinde olmadıktan sonra kazanılacak şeyler değil işte. Ya, aynen. İstemek lazım. Yoksa aynen. Zorlu olan şeyler değil yani. Bana en çok bunu abim kattı ya. Ona buradan harbiden teşekkür edeyim. Fatih mi? Fatih. Hiç öyle gözükmese de cidden her şeyi o bana öğretti. Yani şöyle 12-13 yaşında falan o zamanında bayağı kiloluydu. Bayağı hmm. Kiloluydu. Hatta çoğu yerden dışlanan bir çocuk vardır ya kilolu olan. O Fatih'ti işte. Sonra spora başlamıştı kendi kendine. Zaten ben onun sayesinde başladım. O başlattı beni. O sürekli gidip geliyordu falan. Çok çok eskiden hani çok çok eskiden bu Dr. Mike'ın falan RP'nin ilk zamanlarından beri Fatih o zaman nereden bulmuş, nasıl bulmuş hiçbir fikrim yok. 12-13 yaşında falan böyle çok küçük. Bir gittim onları falan izliyor. Bir şeyler anlamıyor ama izliyor. Öğrenmeye çalışıyor falan filan. Hatta çok eski, hatta abi senin de çok eski bir videonda, değişim videonda. Antrenman programları. Aynen orada Dr. Mike'ın bir tane programı falan var. Fatih onu falan çok çok küçükken 12-13 yaşında falan böyle ilk başladığı zamanlarda. Onu falan bulmuş, okumuş, araştırmış vesaire falan. Sürekli ben aslında bu araştırma sevme şeyini onun sayesinde öğrendim. Değil mi? Sonra... Ya işte dediğim gibi sende hani sendeki birazcık tutku gibi. Aynen. Yani işte bu da çok büyük bir önem taşıyor. Yani ben bakıyorum mesela işte takip ediyorsun yani. Anladın mı? Yurt içindeki sporculara ediyorsun, örnek alıyorsun, feyiz alıyorsun. Bunlar çok önemli şeyler. Ya kendimi abi senin eski haline benzetiyorum o konuda. Harbiden. Bir tane bizim Bumble'ın ilk tane videomuz vardı ya. Sen bana spot geliyordun. Ha, evet. Şey yazmışlar altına. Eski Gökdalaf, yeni Gökdalaf'a spot veriyor. O kadar çok var ki onunla. O kadar çok var ki. Her yerde bana onu evet, yazıyorlar. Evet, benziyor zaman. Her yerde. Enes'le biz ilk çalışmaya başladığımızda kaç kiloymuş onu çok merak ediyorum. Tahmin edin. Tam yok, şiitten bakarız da şimdi. Biz hiç değiştirdik mi? Hep aynı mıydı? Değiştirdik ya. Öyle mi? Aynen, bir kere değiştirdik. Ha. Burada 94 yazıyor ama. Aynen. 93'te. Aynen. Ne kadardı? Yaz. 70'lerdeydi onu hatırlıyorum. Senle abi başladığımızda. 70'lerdeydi. Biz maksimum diyete başlamadan önce 94'leri gördük. 94'ü çıktık. Sonra diyete girdik. Sonra diyete girdi. Sonra diyette en düşük 79'ları görmüş. Değil aynen, mi? Aynen. 79.1'i görmüşsün. 79.1 aynen. Sonra şu anda 88 kilo. Ki şöyle de bir şey var. O 95 kilo ilk o 77'den 90 küsürlere falan çıktığımızla şu anki 90'lardaki halim tabii bambaşka. Tabii ki de bambaşka olacak yani. Bambaşka. Bayağı zaten yani ben bile bazen şaşırıyordum. Sen hani şeydeyken aşağı diyet zamanı özellikle. Evet. Hani çok çok hızlı değişiyordu çünkü gerçekten. Hani genetik olarak da bu arada yatkınlığı var.
Hani tamam eyvallah, disiplinlisin, özverilisin. Ama genetik olarak da bir yatkınlığın var ya, o söz konusu. Ben ilk kez diyet yaptım orada. Çünkü zaten başlangıçta ben çok 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 zayıfladım. Bu arada yaşı, 19 yaşındasın değil mi? Kaç? Aynen 19'a girdim. 19 yaşında yani. Hani şey de değil, 22-23 falan da değilsin. 19 yaşındasın. Ve çok... çok geniş bir vakit var önünde yani. Evet. Biz seneye de Mart'ta yarışmayı düşünüyoruz bu arada. Ya o konuda da acaba diyorum... ben biraz uzun süreli mi off-sezon yapsak diye düşünüyorum. Ama bir yandan da yarışırsın, kendimi denemek istiyorum. Aynen, ama yarışırsın. Bir yandan da... Ama tabii yani şimdi 19 yaşında birisi için, özellikle her şeyi bu kadar doğru yapan birisi için, yani bu adam şimdi atıyorum 2 sene geçirse o 2 sene hiçbir şey kaybetmeyecek. Niye? Evet. Çünkü her şeyi doğru yapıyorsun zaten. Anladın mı? Ne, hiçbir şeyden fire vermiyorsun zaten oğlum. Hani beslenmenden, antrenmanından, cartından, disiplininden. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Antrenman şimdi mesela tamam. Yani gelirsin antrenman yaparsın haftada 5 gün ama verdiğin efor seviyesi önemli. Mesela senin efor seviyen çok yüksek. Yani bir set nasıl yapılır? Onu mesela öğrenmişsin, çözmüşsün yani. Mesela ama işte o yaşta işte bu kadar az tecrüben varken bunu çözmek asıl mevzu. Anladın mı demek istediğimi? Hani ya genelde abi, seni takip ettiğim için ilk başta senden kazandım zaten. Hatta ilk ben hatırlıyorum. Bana o 2 setli programı attığında ben de şaşırmıştım hani. Aynen, iki setle. Aynen. Benim koştukta o çok yaşanan bir durum. Aynen. Ben genelde böyle çok düşük volüm, high intensity takıldığım için ama mesela İşte iki setli mesela sana bir program attığım zaman emin oluyorum ki sen ondan %100 verim alıyorsun. Çünkü senin ben bir setini görüyorum. Hani tam olarak istediğin yüksek eforlu, böyle high intense, tam full odak bir set yani. Kilit bir set oluyor. Ama işte bazen mesela özellikle tecrübesi olmayan insanlara tabii ki siz iki set dediğin zaman ilk sette atıyorum ya da o iki sette gerekli eforu veremiyorlar. Ki bu çok normal. Çünkü adamın hani tecrübesi yok, set nasıl yapılır onu bilmiyor, belli bir efor tahmin yapamıyor. O yüzden sen o konuda zaten seviye arttıkça ya set sayısı düşmek zorunda kalıyor. 4 set ya, başlangıç seviyesindeki 4 sette adamın verdiği hasarı yani profesyonel bir sporcu bir sette bile verebiliyor bu tarz sette. O yüzden kesinlikle. Bugün power squat falan yani çok böyle keyifli bir şeyler yok ya. Olsun. Leg squat var mı? Yok. Keşke leg squat olsaydı. Sana denk gelmesini çok isterdim ama ben çünkü ben leg squat girmek istiyorum. Enes de leg squat çok seviyor. Evet. Ve kaç 4 plaka mı yapmıştın geçen? Aynı. 4 plakar 12 mi yapmıştı? 10 mu? 9. Ha. 9 veya 10 öyle bir şey. Ya her şeyim zaten, her saatim belli. Ya bir rutinimin olması şu anda çok güzel oluyor benim için. Evet. Herhangi bir şey değil. Bu arada okul zamanı da yapıyordu bunu. Aynen. Mesela şeyi çok merak ediyordum. Mesela hep bana gelen fix soru. Ben hiçbir zorlu olduğunu düşünmüyorum da işte okuldayken atıp üniversiteye giderken nasıl bir yandan da sporu devam ettiriyorsun? Ben de bu hiç adam... bilmiyorum. Hiç aklıma bile gelmedi. Ya işte o mevzu o zaten. Hani sen zaten yapmak zorunluluğunda hissediyorsan evet, kendini bir şekilde bir yolunu buluyorsun. Evet. Sen de sabah okula mı gidiyordun? Ya şöyle sonra mı geliyordun? Nasıl üniversiteye yapıyordun? Üniversiteye zaten, ya üniversiteyi geçeyim adam akıllı. Zaten gitmedim. Sadece sınavlara falan gidiyordum. Ya böyle ama, kötü bir örnek oldu. Evet. Ama hayır, lisede de yapıyordum. Evet. Lisede sürekli düzenli gidiyordum. Hmm. Lisede de aynı şekilde, aynı rutinde yapıyordum ki biz ilk başladığımız zaman ben lise sona falan gidiyordum sanırım. Öyle mi lan? Öyle bir şeydi. Liseye aynen gidiyordum, hatırlıyorum. O yüzden de yani bayağı şeydi. Evet. Yani lisede de yapıyordum aynısını. Üniversitede evet şu an yapılıyor ya her zaman. Hatta şöyle diyeyim yani spor eğer entegre olursa rutinin içine diğer her şey daha düzenli evet ilerliyor yani. Ya benim abi sen demiştin bir kere. Cidden o durum öyle. Hatta o yüzden kardiyo her gün yapmak istiyorum. Ya yani kardiyo olan günler ya benim kardiyo yaptığım günler ya günümün dolu olduğu günler daha düzenli aynen geçiyor. Aynen. Kesinlikle. Yani bak ben daha mesela böyle dakik oluyor. Mesela 6'da aynen uyan, 8'de ilk öğün, 10'da ikinci öğün, 12'de üçüncü öğün. Ama aynen bir türlü belli bir düzen olmadıktan kesinlikle sonra diyorsun ki işte biraz daha bekleyeyim vesaire falan. Düzen kayıyor. Ben üniversitede böyle en iyi sonuçları aldım. En disiplin olduğum zamanlar fix böyle bir yerde çalıştığım. Aynı zamanda bir yandan da spor yapmaya çalıştığım vakitler. Çünkü o kadar çok dolusun ki böyle her şeyi dakik dakik yapıyorsun. Diğer türlü mesela işte çok dolu olmadığın zaman böyle atıyorum oradan kaytarıyorsun, buradan evet böyle salıyorsun falan filan. Şimdi çalıştığın zaman ne yapıyorsun? Geçebilirsin kanka, sıfır sıkıntı. Çalıştığın zaman ne yapıyorsun? Kalkışın belli, mesai bitişin evet belli falan, böyle acayip bir düzen içinde oluyorsun. Aynen. Yarış hazırlığı da böyle oluyor bu arada. İnsana öyle sanki çalışıyormuş gibi hissettiriyor. O zaman antrenmanda görüşürüz. Diyelim mi? Geçelim. Nasıl kapatacağım ben onu? Deklanşöre bas. Dur geldim. Hamza eğitsene oğlum milleti. Hamza'nın umurunda değil. Kolay gelsin. Evet. Şimdi ilk olarak adductor'la başlayacağız. Fix zaten her bacak idmanının başında adductor var. Şu an yüzün çıkıyor mu kanka?
Bakayım. İki set adductor var zaten bacak. Çalışabilirsiniz, oraya kullanmıyoruz. İki set adductor'la başlayacağız. Zaten bütün bacak idmanlarının başında adductor var. Jim pin var. Jim pin'le beraber 20 kilo takıyorum. Şimdi 20 kilo takarak 12 tekrara ulaştığım için yani tekrar aralığının en sonuna. O yüzden bu sefer bugün 25 kilo takacağım. Büyük ihtimalle 8 tekrar falan yaparım. Ondan sonra 10'u 12'ye taşımaya çalışacağız. Geç bakalım. Bize ne zaman masif buldurup makineye fırlamak? 5 aya takarsın ama. Şimdi ilk çalışma setini yapacağız. Bunu sona taktık. Jimpin'i takıyoruz. Buradan bu hediyesi için de Emir abiye teşekkür ederim. Off sezon onun sayesinde mükemmel geçecek. Bunu birazcık yukarı takacağız. Bunu bu arada sanayiyle yaptırırsınız beyler, çok basit. Abi de onu diyecektim ben. Sanayiyle yaptırılabilir. Hayır, sen çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Haydi. Çok güzel. Çıktı. Çok güzel. Kaç tekrar çıktı abi? 11-12 falan oldu. Bayağı. Hem 5 kilo ekledim hem de tekrar çıkarmış oldum. Bu çok iyi bir şey. Geç bakalım. Sen çıkarayım mı? Çıkaralım abi. Çıkın takacak seviyede değilim ben. Oğlum Jordan buna 4 plaka takıyor. Bambaşka seviyede ya. O adamın setleri çok farklı ya. Evet. O bence ya her set titriye farklı bir gezegene gidiyor kanka. Cidden. Sonda yapar mı? Yaparsın. Jimpin kalsın mı? Kalsın. Kal, bir şey olmaz. Kaç tekrar? 12 yaparsın. Bendeki de sorun işte, tükeniş. Şey, 8 desem 8 de bırakacak mısın? Bas. Çok iyi. Gergin. Çok iyi. Gergin. Bas. Bas. Çok iyi. Gergin. Bas. Çok iyi. Gergin. Bas. Bas lan. Gergin çok iyi. Bas. Çok iyi. Bas. Bas. Bas lan. Çok iyi. Çok iyi. Beyond fail. Şimdi ikinci set için 15 kilo falan takarım büyük ihtimalle. Şurada vardı, ben bir getireyim. 15 değil de 5 varsa, 10 varsa 10 getirsene kanka, 10'la atayım. 10 kilo ya da bir 12 tekrar falan atarsak bizim için güzel bir adductor set olmuş olur. Çok rahat. Haydi. Çok iyi. İki. Var abi, var. Haydi. Adductor setleri bitti. Hems yapacağız. Bu ara bu aletten bahsettim daha önce bilmiyorum. 1980'lerden kalma Cyvex'in ilk çıkardığı, pardon yani ilk çıkardığı seriler değil de yani ilk senelerinde çıkardığı serilerden bir tanesi. Gerçek old school. Gerçek old school ve mükemmel bir hissiyatı var. Bu bizim diğer makineyi bıraktım. Bunu da yapıyorum artık.
Ve bu ona göre çok daha ağır. Orada 60... Kanka bunun hissiyatı çok iyi ya. Bakayım yatayım. Şunu anlayacaksın zaten. Şey unutma, onu da gösterelim. Kalçayı içeri drive etmiyor musun? Aynen. Kalçanızı pede olabildiğince yapıştırın. Böyle bir açı olmasın yani. Sanki birisi de böyle karnınıza yumruk atıyormuş gibi düşün. Fiyat bambaşka. Değil mi? Çok iyiymiş. Oh. Bambaşka. Bunu 16 ile 14 yapmışım. 18 ile 10 falan yapmaya çalışacağım. Haydi oğlum. Sen de. Haydi. Çok güzel. Bir. Çok iyi. Çok iyi lan. Uf. Haydi abi. Uf. Çok iyi. Haydi. Çok güzel. Çok iyi. Bir tane daha. Daha var. Haydi. Ah. Çok iyi. Evet. PR geldi mi? Güzel set. Aynen yani PR. Ya PR 10 dedim 10 yaptım. Bunu 12'ye çıkartırsam haftaya güzel olmuş olacak. Bakayım. Ben de şimdi bunu yazayım çünkü bundan sonra buna aynen geçeceğim için. Yap bakalım daha uşak. Şu an açı nasıl abi sence o dediğin dizim? Bakayım. Yoksa biraz daha alayım mı geri falan? Bak dizim burada, alet burada. Biraz öne gidebilirsin. Biraz geriye git. Ana çok. Hah. Şu an iyi. Tamam. Bas. Çok iyi moruk. Bas. Bas çok iyi. Bas. Çok iyi. Bas. Gergin. Çok iyi bas. Gergin bas. Çok iyi. Gergin. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Oh. Cidden hissiyatı bunun çok iyi ya. Değil mi? Oh. Haydi abi odaklan. Haydi. Sen de. Full odak. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Haydi abi. Son set hakkını ver. Haydi. Çok iyi. Çok güzel. Amına koyayım. Bunda 4 denesen çok mu olur? He? Bunda 4 denesen çok mu olur? Yok lan bu daha şey hafif. Tamam. Hı hı. Oğlum hack squat'ta 4 bilek yapıyorsan bunda 6 falan yaparsın zaten. Bakayım deneyim o zaman ya. Dizlerim ağrıyor ya. Şu sleeve'leri giymem lazım. Vereyim mi abi? Ya birazdan giyerim ya. Tamam. Bende var. Yaşlandık amına koyayım. Sen gel iki plakayla yap istiyorsan. Var mı? Tamamdır. Gergin. Gergin, çok iyi. Ağır yaşamlar. Harbi abi sen ayakkabı falan veya tırnağını falan nasıl kesiyorsun? Nasıl? Kesemiyorum ki abi. Sırtını falan başkasına artık. Sırtımı kaşıyamıyorum kanka, duvara sürtüm. Oğlum şey düşün. Hadi biz böyle dümenden diyoruz böyle böyle diye de. Ağır sikletleri düşün asıl.
Ya. Oh. Böyle sanıldığı kadar ya hiç basit değildir ya. Yok yok. Sanıldığından çok daha zor. Oğlum şöyle düşün mesela. Şöyle düşün. Şimdi düşük yağlarında, düşük vücut ağırlığında gezmek nasıl uzun süre sıkıntıysa, yüksek vücut ağırlığında böyle off sezonda da gezmek belli bir yerden sonra sıkıntı. Evet. Yani uzun süre onu tutamazsın, anladın mı? Atıyorum 310 libreyim mesela ben şu an. Yani 310 libre ya benim boyum için hadi çok yüksek bir kilo değil de hani böyle 330-340 falan oldu mu? Onunla böyle çok uzun süre tutamazsın yani. Evet. Anladın mı? Bir yerden sonra diyet yapmak zorundasın. Sıkıntı anladın mı? Gezemezsin. Her yönden sıkıntı ki. Bir de şöyle bir şey var. Vücuda asıl zaten stresi veren yemek, yemek. Ve bence vücut ağırlığı. Ve vücut ağırlığı. Bence daha çok yoruyor. Tabii ilaçtan daha çok yoruyor zaten. Hani vücut ağırlığı ve yemek yükü. Evet. Oksidatif stresi çok arttı. Akıl işi değil ya. Babaanne. Makarası da orada ya. Keyif veren kısmı. Keyif veren de orada. Benim off sezon daha böyle kaça kadar çıkarız acaba? Yüzün üstüne görürüz ya. Ha, görmek istiyorum. Üç basamak bir şeyleri. Kan şekeri bozulmadan. Şu an kan şekeri inanılmaz iyi düzeyde. Ne oldu anlamadım ama. Değil mi? 70. Hep 70. Çok iyi. Sabah uyanıyorum. 70 hep. Çok bu iyi. Bu hafta yarın ya hep 70 çıktı. Çok iyi. Yoruldum ama. Hayda. Çok iyi. Çok iyi. Ah. Güzel, bir tekrar istiyorsan dene. Tamam, deneyim. En son ben geçen hafta birkaçta girmiştik. Bakacağım şimdi şey deftere. Çünkü çok rahat yaptım. 5 evet. Plaka yaptıysan 6 bile yaparsın bence. Güçlenmişiz Enes'cim. Nasıl oldu ben de anlamam. Bu bana ağır. Ama deneyeceğim. Ben bir tekrar attım tahminlerime göre. Bununla böyle 8'i falan zorlarım ama şu an bir gaza geldim. 5 plaka deneyeceğim. Artık ciddi kaldım. 5 deneyeceğim mi? Deneyeceğim ya, bilmiyorum. Erkek. Deneyeceğim. Söyle. 10 tekrar atarsın. 10 tekrar. Atarsan yok, 10 zaten... tekrar atarsan ben geçen hafta zaten 10 tekrar atmışım. O kadar da yapamam. Tamam, 6 8 6. Tamam mı? Tamam. Hadi geliyorum, oradayım. Let's go. Bas. İyi. Bas. Hadi sen de. Gergin, tamam mı? Gergin. 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 Bas. Gergin. Gergin. Hadi. Hadi. Son iki tane daha. Tamam mı? Hadi. Bas lan! Vur! Bas! Bas lan! Lan bas! Hayır hayır, bir tane daha. Hadi. Çok iyi. Bas lan! Lan bas! Güzeldi. Mükemmel. Çok iyi setti. Çok iyi setti. Amına koyayım seni. Çok iyi lan. Çok iyi oğlum ya. Amına koyayım. O kadar korktum ki. Var ya, anksiyetem azdı ama çok iyi setti ya. Benim de. Bu arada 7'ye çıktın ha. 6 yaptın, 7'ye indin yani. Öyle bir şey olmuş olmasın. Daha fazla bile olabilir. Sayamadım, bilmiyorum. Çok iyiydi. Hayda! Let's go. Hayır. Odaklan. Hayır. Çok iyi. Hayır. Çok güzel. Hayır. Çok iyi. Çok güzel be. Haydi abi. Sen de. Çok güzel. Daha var. Hayır. Çok iyi. Daha var, daha var. Haydi. Çok güzel be. Haydi. Sen de.
Hayır! Hey! Çok iyi. Devam abi. Çok güzel. Çok güzel sen. Her şeyde var. Hayır! Sende. Sende. Hey! Sende. Çok iyi. Daha var. Haydi abi. Haydi abi. Push! Push! Çok güzel. Çok güzel. Siktir lan. No. Piyan büyük ihtimalle. Oğlum bir plaka piyan değil. Oğlum bu duvarı çekiyor lan. Öyle mi? Harbi mi? Gangsta. Hadi lan. Şarkıyı bulamıyorum. Eskiden şarkı mı varmış amına? Ben de takmıyorum. Dayı bıktım artık bunu. Dikkat et. Hadi. Gelin mi gene? Bas. Bir. Bas. Gergin. Gergin moruk. Çok iyi. İki. Bas. Çok iyi. Üç. Bas. Dört. Bas moruk. Beş. Haydi. Bas. Ha. Bas. Bas. Elini sıkın, elini sıkın. Bas lan. Deneyim mi? Dene. Dene amına koyayım. Bas. Bas, 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 bas. Güzel set. Kaç tekrar oldu saydın mı? Aklım gidiyor, set de sayamıyorum. Ha? Sen de. Haydi. Full adam. Kendini kulaklıksız çalışmaya alıştır. Çok daha iyi bir uf. Haydi abi. Haydi. Full odak. Haydi. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi tempo abi. Çok iyi. Sen de. Haydi. Çok güzel. Haydi. Çok iyi be. Haydi abi. Çok güzel tempo. Muazzam form. Haydi abi. Sen de. Çok güzel. Haydi. Full odak. Çok iyi be. Haydi. Daha var. Daha var. Haydi. Push. Çok iyi. Daha var. Daha çok var abi. Haydi. Sen de. Çok güzel. Haydi abi. Sen de. Sen de. Haydi. Çok güzel. Haydi. Çok iyi. Çok iyi. Ananı sik. Bayağı çıktı ya. Ya sonları doğru bozuyormuş gibi bir şey. Bence hiç bozma. Son tekrar böyle çok ufak belki. Şimdi. Extension var. Herhalde extension'dan sonra bir curl daha var. Leg curl. Power squat. Bize istediğimizi verdi. Güzel setti power squat. Direkt bir plak ekledim. Belki temposu diğer hafta birazcık daha iyi olabilir ama. Sonraki hafta aynı kiloyla daha iyi tabii. Ya zaten daha fazla takacak yer kalmadığı için formu düzeltmek mevzu yani. Bakma tempo çok iyi değildi yani. Ya yine fena da değildi. Daha iyi olabilir. Evet. Benim ikinci set nasıldı abi? He? İlke göre. İkinci set. Güzel. İkinci set daha iyiydi senin. Ananı sikeyim lan. Garip garip bir yerlerden bazen acılar hissediyorum. Daha önce hissetmediğim yerler hissediyorum. Oh. Gel. Isındın mı sen bunu? Tamam, verse yapalım. Okay. Kayıtla mı lan şu? Oğlum giyin lan üstünü. Giyin lan üstünü. Kardiyo yapıyoruz herhalde. Kaç tekrar oldu? 12. Ha? 12. Güzel.
Ya sen mesela şöyle yanlardan tutabiliyorsun ya full gergin için. Ya ben de böyle oluyor ya. O çok sinirimi bozuyor ya. Anladın mı demek istediğim? Anladım anladım. Hayda. Sen koltuğu ileri mi aldın? Aynen. Onu biraz geri alsana ya dayı. Sen de. Baksana nereden tutacağımı şaşırıyorum. Çok geldim. Aman akoyim beynim yandı. Oğlum nereden tuttuğumu unuttum geçen hafta ama da tamam neyse. Let's go. Geçen haftadan 10 kilo fazla olunca. Çok iyi. Çok iyi. Haydi abi. Çok güzel. Çok güzel tepki. Çok iyi. Çok güzel. Haydi abi sen de. Sen de çok güzel. Çok iyi tempo be. Haydi abi. Çok güzel. Haydi abi. Tat verir. Çok çok iyi. Siktir lan. Çıkar kaplanca selam vermek ister misin? Selamlar. Portekiz'den sonra buradayım. Ne çalışıyorsun? Portekiz'den sonra. Portekiz'den transfer olduk. Ne çalışıyorsun? Portekiz'den yeni transfer. Müthiş yapıyorum. Evet, tam tam belli oluyor. Benim vücudum şalterler kapanmaya başlıyor. Ben 3. öğünü 11.30'da falan yaptım. Saat 16.46. Bravo. Çok iyi. Bayağı iyi duruyor. Çok iyi. Of. Ya dengem şaşıyor çok. Ya bir şey hissediyor muyum? Nereye tam evet. Hissettiğimi tam anlayamıyorum. Anladım, çok iyi anladım. Yaparken bana da öyle geldi. Böyle bir güzel ama. Ha. Zamanla oturacak. Yap bakalım. Ben arttırsam mı ya? Evet, Eylül ayı geldiği için. Spor salonları dolmaya başladı. Harbiden ya. Kışçı tayfa diyoruz. Halk arasında. Kışın spor salonları genelde dolar. Nisan, Mayıs gibi böyle. Özellikle Haziran'dan sonra boşalır. Çok güzel abi. Bayağı iyi tempo. Haydi. Son set. Full odak. Haydi abi her şeyini ver. Çok güzel. Çok güzel. Arana arana. Oğlum benim bu setten... Setten çıkınca dengem şaşıyor, olmuyor mu sende? Sanki sağ ayağım daha uzunmuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Ah. Sen ne kaldı şimdi? Son el. Son el. Aynen. Yerine girdim. Şimdi. Bu el değil bakalım. Antrenman başı nasılsa sonda aynı. Full odak. Haydi abi. Sende. Çok güzel. Çok güzel. Bitti. Şimdi biraz poz yaparız. Sonra kapanış. Çıkıyor mu? Çok iyi. Ha? Harbi çok iyi abi. Ne çıkıyor mu lan? Ben istiyorsan veriyormuş gibi. Tapınak serisinin bir bölümünden sonra geldik. Güzel antrenmandı gerçekten. Ben de sınırlarımı zorladım yani. Birer plaka ekledim. Her şey Power Scout, her şey ekledik. Teşekkür ederim. Genç yeteneklerden birisin sen de.
İnşallah daha bu kanalda seni de görürüz. Senin kendi kanalı da var Enes'in bu arada. Onu da kaçtı şuraya bir yere aşağıya caption'a ne unutmazsam koyarım. Olsun abi canım sen. Eyvallah. Teşekkür ederim. Güzel bacak antrenmanıydı. Senle bu idmanı bir iki cycle sonra bir daha tekrarlayalım bakalım ne kadar atmış ağırlıklar. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hatta ben oyuna başladığım zaman. Aynen sen oyuna başladığın zaman çekelim o zaman. Aynen çok iyi olur. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.